hareketle Mabel Matiz'le ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Mersin'de kasabada yaşayan işi gücü tır şoförü babası. Konuşmayalım, gösterelim istedik. Sosyal medyada çok konuşuldu. O zaman Mabel Matiz sorusunu hatırlayalım diyenler. Nereye bakacaklar? 2019-2020 Arı Yayınları'nın Paragrafın Ritmi kitabının 111. sayfasına. 2019-2020 sezonunda hazırlamış olduğumuz Paragrafın Ritmi'nin baskıları tam bir ay önce tükendi. Ama biz basmadık. Basmıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu sınava göre yeni hamlelerimiz vardı ki nitekim hamlelerimizi de yaptık, Allah'a şükürler olsun. Yaklaşık bir 10 gün sonra gidecek yeni sezonda çok farklı bir kitap geliyor karşınıza. Var olanı bile farklıysa, var olanı bile bir numaraysa geleni siz düşünün. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Arı ailesi olarak çok mutluyuz. Çok güzel mesajlar alıyoruz. Hepiniz çok sağ olun. Bir tanesiniz. Bu sene arı çözenler 40'ta 40 dedi. E ne yani, 45 olsaydı 45'te 45 olacaktı. Görmeden görmek, yaşamadan yaşamak neymiş? Yine gördük, yine yaşadık. Sınavda o kadar felsefe var diyordunuz. Alın size felsefe. Bunu da böyle koy. Gerek dil bilgisi, gerek anlam soruları, hepsinde ne yazdıysak, ne sorduysak, ne anlattıysak aynen geldi. Baran, aynı soruyu seninle çözmedik mi? Çözdük hocam. Tam da bunu anlatmıştık değil mi Baran? Evet hocam. Aradan herkese merhabalar. Ben Paragrafı Sevdiren Hoca. Bugün kimlerle birlikteyiz? Tabii ki sevgili dostum, azizim, bir yıl boyunca yol arkadaşımız, neferimiz, mihmandarımız. Maşallah hocam. Maşallah. Kimsin lan sen falan? Kimim ben hocam? Ya yıl boyunca hep geyik yaptın. Şurada 3 soru beni dinleseydin bu işi bitirmiştim. Bak bugün bizi dinleyenler götürdü malı. Evet hocam, maalesef. Maalesef mi? Ya ben dinleyenlere kendim... maalesef sana maalesef. Kendime maalesef. Oradan sebeplenmediğim için. Neyse artık seneye inşallah kamu personel sınavı için çalışacakmışsın. Öyle söylüyormuşlar. Tabii hocam, ben seneye bıraktım. Garantiye almak için. Yalnız her seneye diyormuşsun. Olabilir. Gürkan hocam, bugün sen de sınavda görevliydin herhalde. Evet hocam, merhaba bu arada. Merhaba, nasıldı? Hocam, sınava giren kişi sayısı kadar yaşları daha yüksek olan insanlar vardı gözlemlediğim. Evet, tabii oranlarda öyle zaten. Evet, ve hepsinde Türkçe soruları, yani matematik, fen ve sosyal soruları optik kağıtlarından baktığımda daha az olsa da Türkçe sorularını daha çok çözmeye uğraşmışlardı. Yaşı erişkin olanlar bileni, genç arkadaşlarımız zaten yapmıştı. Türkçe optik işaretlemeleri daha fazlaydı. Güzel. Evet, inşallah bütün arkadaşlarımız gönüllerinden geçtiği bir geçmiştir sınavları. Geçmeyenlerde en azından sonuçları öyle olur. Daha bunun yarını var. Yarın daha kıymetli. İnşallah yarın çok daha güzel olur. Sevgili arkadaşlar, 2020 TYT'nin kısa bir değerlendirmesini yapalım istedik. Bununla alakalı çok fazla yorum geldiği için buna kayıtsız da kalmak istemedik açıkçası. Şimdi sınavı bir bütün halinde Türkçeyi incelediğimiz zaman 40 sorunun 5 tanesi söz anlamı ve söz yorumuyla ilgiliydi. Bizi çok şaşırtan çok farklı bir soru var mıydı içeride? Hayır, yoktu. Söz anlamı ve söz yorumunda tam da konuştuğumuz kitabımızda olan soru tipleri birebir kendisini gösterdi. Şimdi 3 tane cümle anlamı ve cümle yorumuyla ilgili soru vardı. Burada da farklı bir soru var mıydı? Hayır, yine yoktu. Yani alışılmışın dışında ÖSYM çok farklı bir şey sordu diyebileceğimiz bir şey var mıydı? Yoktu arkadaşlar, yoktu. Dil bilgisi 7 soru geldi. Şimdi sorular çok kolaydı. Evet, hep konuşulan, hep yazılan, hep çizilen şeylerdi. Farklı olan, şaşırtan, dedirttiren taraf neydi derseniz, son 2 yıldır 11-12 soran ÖSYM soru sayısını hop diye birden 7'ye çekmişti. Belki hani acaba diye bıraktıran, acaba diye sorgulatan tek şey sınav anında en fazla bu olmuştur diye düşünüyorum. Dahası olmadı diye düşünüyorum. Gelelim 2020 TYT'nin bütün ağırlık kütlesini kendinde toplayan tam 25 tane paragraf sorusundan oluşan anlam bölümüne. Şimdi Baran, 25 paragraf sorusuna biraz daha yakından baktığımız zaman 3 temel unsur gözümüze çarpıyor. Ne diye soracak olursan... Ne?
Vallahi sordun. Helal olsun. Yani bunu anladın. Seni tebrik ediyorum. Ben işte. Eyvallah. Şimdi birincisi metinler bir tık daha kısa geldi herkese. İkincisi ne? Edebiyatın dışında konuların, edebiyatın dışındaki metin ağırlığının fazlalaştığı kendisini gösterdi. Üçüncüsü de seçeneklerin bir tık daha ne olduğu, birbirlerine yakınlaştırıldığı yine gözümüze çarpan unsurlardan birisi olarak karşımıza çıktı. Okuma becerilerinin ne kadar kıymetli olduğunu bu sınavda bir kez daha anladık. Metinler önemli. Birçok metnimiz tıpkı soru tipleri gibi ÖSYM'nin rotasıyla birebir aynı. Sosyal medyada çok sık konuşulduğu ve gündem yapıldığı için ben Mabel Matiz'i örnek olarak göstermek isterim mesela. Metinlerden derdimiz ne aslında biliyor musunuz? ÖSYM'nin metinsel olarak da dilini yakalayabilmek, çağrışım oluşturabilmek, tanıdık bir algoritma oluşturabilmek öğrencinin zihninde. Aa ben bunu daha önce görmüştüm ya. Aa ben bunun benzerini çözmüştüm ya. Aa bu kelimeler ne kadar da tanıdık. Tam da oradaki gibi bu kelimelerle bu kelimeler bağlantı kurup o anlamı yaşattı bize dedirttirebilmekti mesele. Ve sizlerden gelen mesajlar var ya o kadar anlamlı ki bizim için şu an. Tam da bunu yaşat attığımızı söylüyorsunuz ya. Biz çok mutlu oluyoruz. Hem de öyle mutlu oluyoruz ki birilerinin geçip kitaplarda tarif edebileceği düzeyde şekilde değil. Bunu ancak biz anlayabiliriz. Ve bizim gibi hani arı gibi çalışmak derler ya. Biz arı gibi çalışmıyoruz. Biz arıyız zaten. 2020 tayfa yolunuz her daim açık olsun. Hem yarın hem bundan sonra hayatınızda var olacak sınavların tamamında gönülden başarılar diliyoruz hepinize. 2021 tayfa çok şanslısınız. Gerçekten çok şanslısınız. Bekleyin ve görün. Gittiğiniz üniversitelere bizden selam söyleyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.